Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Değerli tüketicilerimizden gelen bir tane soru var. Merhaba abi. Ben de elektrikli şofben var. Elektrikli şofben temizliği yapılıyor mu? Arkadaşlar, elektrikli şofbenlerin temizliği yapılmaz. Sadece ve sadece termosifonların temizliği yapılır. Yani termosifonların kazan temizliği yapılır. Şimdi bunun neden temizliği yapılmaz? Birlikte görelim. Bakın, yine elimizde daha önceki videolarımızdan kalan bir tane şofben var. Hem bu şofben arızalı hem de neden temizliği yapılmaz onu gösteriyor. Arkadaşlar, kazan temizliği dediğimiz elektrikli şofbenin kazanı budur. Yani burada tahminen 200-300 gramlık bir su geçişi vardır. Yani ortalama hadi yarım litre diyelim. Yarım litrelik bir su geçişi olduğu için bunun temizliği yapılmaz. Çünkü bu kadar küçük bir haznesi olan bir elektrikli şofbenin kazanında herhangi bir pislik olmaz. Birlikte görelim. Bunun problemli olan parçaları şu soketlerdir ve şuradaki 1, 2, 3 kademe 0 tuşudur. Aynı zamanda da kazanın üzerindeki ısıtıcının rezistanslarının giriş kısmıdır. Beraber sökelim. Bakalım şimdi nedir ne değildir. Bunu mutlaka ve mutlaka tamamen şofbenizi çıkarttıktan sonra elektrikle bağlantısı olmayan bir yerde yapmanız gerekiyor. Bakın şu anda bizim şu anda bulunduğumuz yerde hiçbir elektrik bağlantısı yoktur. Aynı zamanda sizin için de açacağız. Nedir, ne değildir? Kazanın içini görmek için. Yani bunun kazanında herhangi bir pislik olacağına biz ihtimal vermiyoruz. Şahsen ben kendim ihtimal vermiyorum. Çünkü 500 gramlık bir haznenin içerisinde ani bir su ısıtıcısı olan bir rezistansın sürekli su döngüsünü yaptığından dolayı buralarda herhangi bir kireçlenme, herhangi bir tortulaşma olacağını ihtimal etmiyorum. Neden? Rezistans sürekli ısınıyor. Sürekli ısındığı için duş altında su sürekli devir daim ediyor. Devir daim etmesinden dolayı da bu bölgede herhangi bir kireçlenme, tozlanma, çamurlaşma, tortu kalıntısı falan olacağına ihtimalimiz yoktur. Beraber bakalım şimdi. Şu bölgeler tamam, şu bölgeler tamam. Şurada sökelim. Sökelim. İşlemimizi rahat yapalım. Yani dediğimiz üzere arkadaşlar şofben temizliği diye bir şey yoktur. Sadece 40 litre üzeri termosifon dediğimiz ürünlerin temizliği vardır. Bakın rezistansta hiçbir problem yok. Yani buradaki şu tortu önemli değildir arkadaşlar. Bu tortu su sürekli devir daim etmesinden dolayı bu tortu çıkış haznesinden çıkacaktır bu su. Bu tortunun. Yani şu anda durmasının yani öyle amşam bir problem teşkil etmesinde bir sıkıntı yoktur. Bakın içi de gayet temizdir. İçinde herhangi bir problem yoktur. Çünkü dediğimiz üzere su buradan giriyor. Yani suyun ana giriş yeri şu valfin olduğu yer buradan girdi. Basınç valfi birinci selektörü çalıştırıyor. İkinci sivici çalıştırıyor. Daha sonra buradan geçen su sıcak su rezistans ısıtarak bunu şuradaki borunun içerisinden geçiyor. Buradaki boru küçük partiküller yani aşağı yukarı bu 0501 diyelim buna girişi buradan sıcak suyu alıyor. Daha sonra duşluğa iletiyor. Yani onun haricinde bir problemle teşkil etmesinde hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar. Gördüğünüz üzere rezistansları tertemiz. 7000 watt çekmekte bu rezistans.
Yani maksimum 7000 watt çekmekte. Onun için bunun temizliğinde herhangi bir problem yoktur. Yani şofbenin temizliği diye bir şey yoktur. Termosifonun temizliği vardır. Termosifonun kazan temizliği vardır. Termosifonun kazan temizliği içerisinde yani şuradaki kireçlenmenin aşağı yukarı 1 kiloya kadar çıktığını görmekteyiz. Yani şu kadar bir avuç malzemenin termosifonların kazanların içerisinden çıktığını görmekteyiz. Onların temizliği yapılabilir. Dediğimiz gibi şofben temizliği diye bir şey yoktur. Şofbeninizi temizletmenize gerek yoktur arkadaşlar. Teşekkürler.